Ben Soner Ceyhan. Bu yaptığımız kal evlerinin restorasyonun inşaat mühendisiyim. Yaklaşık 10 işçi, 3 usta ve 15 Temmuz'dan beri çalışıyoruz. Bugün Malyo'dan kalsın. Amacımız bu evleri restore etmek ve bu evleri turizme açmaktır. Zorluklar içerisinde çalışıyoruz. Geldiğimizde evler harabe halindeydi. Önce işlerini tamamen temizledik. Ondan sonra kademe kademe derzlerini yaptım. Daha sonra kadanasını, odasını yapıyoruz yine. Çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız daha önce yapılmış olan tarihleri korumak. Bu evler 400 yıllıktır. Biz bu evleri ne kadar kurtarabilirsek koruyabiliriz. Amacımız bu. Yani şu çalışmalarımız halen devam ediyor. Bir aya yakın 15 ya da 20 güne diyelim. Daha işimiz var. Ondan sonra Allah izin verirse yaklaşık 6 odalı, 2 katlı bu evleri teslim edeceğiz. Bunları turizme açacağız. Yani ilkbahardan itibaren insanlar gelebilir, turistler gelebilir, buraları gezebilir, bu faaliyetleri görebilir, yerini inceleyebilir. Tarihi evlerin nasıl yapıldığını, nasıl restore edildiğini görebilirler. Zaten amacımız orada burada yine mesela her bir taş parçası bile olsa bizim amacımız onu korumak, onu restore etmek. Böylelik devam ediyor çalışmalarımız. İsmim Nurettin Ediş. Çukurca Çıllık köyünde oturuyoruz. Bu da yaklaşık 2,5 ay evvel biz buraya çalışmaya geldik. İlk önce geldiğimiz için bu evlerin neredeyse yarısı kadar toprakla doluydu. O toprakla yavaş yavaş çıkarttık. Yaklaşık 13 kişiydik. Benle beraber 3 ostayız. İlk önce toprağı çıkarttıktan sonra duvara başladı. Duvar hemen bildiğiniz, baktığınız gibi duvar bile bitti. Kireçe başladı. Kireç de bitti. Şimdi şeye başladı. Tahtaya vurduk. Ondan sonra des yapıldı. Des, etrafa döndüğü zaman dezi görebilirsiniz. Daha 3-4 tane odayı dezle bitirdik. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yaklaşık 20 gün ya da 25 gün sonra bitecek inşallah. Şimdi tahtadan sonra merven gelecek. Merven'den sonra strafon gelecek. Strafon'dan sonra merven gelecek. Tekrar ondan sonra toprak gelecek üstünden. En son toprak üstünden geldiği zaman bitti zaten.